Herkese merhaba dostlar, Eagle TV ekranlarına ve oyuncu analizi video serimizin 7. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde bronz bir arkadaşımızı inceleyeceğiz. Kendisi Void Edge ile beraber ya oyuna başladı ya da Void Edge'ten itibaren oynamaya başlamış 99 level bir arkadaşımız. Bronz olduğu için çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim zaten, yeni başlamış olduğu için. Hani şu operatörü şu kadar oynuyor, bu operatörü bu kadar oynuyor gibi ayrıntılara girmeyeceğim. Sadece maç üzerinden ve bronzlarda yapılan genel hatalardan, bu maçta birazcık daha farklı şeylerden bahsedeceğim. Outback haritasındayız. Türkçe olarak da Avustralya çölleri, bilmeyenler için. Biraz sesini açayım. Çünkü sesi biraz kısık. Evet, banlamalara gelince Mountain Çakal, Clash, Kavera mı banlanıyor defansta? Kavera Outback'te bu arada baya güçlü. Benim neden Kavera oynadığımı birçok insan biliyor zaten. Herhalde Türkiye'de yayıncılar arasında, hatta belki oyuncular arasında bile en çok Kavera oynayan insanlardan biriyim, ama yine de o kadar aşırı kuvvetli bir operatör değil. Yani counterlanması basit bir operatör takımca. Solo oynarken nispeten biraz daha iyi. Şimdi maçımıza dönecek olursak, bayağı bir operatör açık aslında. İki sezonda, yani bu sezonun tamamında iyi operatör açmış. 99 level için bayağı operatörü var ama. Bakalım. Valkyrie ile başlıyoruz. Takımda Frostrock, Jäger. Şu banlamalarda mesela size şöyle bir şey söyleyeyim. Genelde solo olarak girdiğiniz zaman genelde ezber ban oluyor zaten. Takım ne banlıyorsa mecburen onun tersine gidemiyorsunuz. Sadece 2-2 kaldığı zaman 3. banı siz belirlemiş oluyorsunuz. Onun dışında yapacak bir şeyiniz yok ama takım olarak banlamalara geldiğiniz zaman farklı şeyler yapmanız gerekiyor. Şimdi son olarak şöyle bir şey söyleyeyim. Normalde bu arkadaşımız 1080-60 FPS çekebilecek durumdayken büyük ihtimal OBS'ten dolayı 1080-30 FPS çekmiş. 1080-30 FPS kalite olarak çok kötü olmadığı için ben bunu 1080-60 FPS'e çevirip en azından görüntü olarak görebileceğinizi Counter düşünüyorum. Ya oyunun sesi kısık ya da kendisi çekerken sesi kısmış olsa gerek. Şuradaki C4'dan bahsedeceğim. Şimdi bakın, tam attığı yer boğanın arka tarafı. Şu kısım sütunun olduğu yer. Şurası arkadaşlar pencerenin girişi. Şurası da kapının girişi. Yani buraları not alırken, hani hangi tarafa atmak istiyorsunuz veya şu tarafa atmak istiyorsanız mesela, hemen party room'un odasındaki kapının olduğu yer. Yani burada atabileceğiniz 4 bölge var. 1, 2 pencere önü, kapı önü veya boğa arkası. Yani bunları atarken duruma göre bu hazır. Ben bu Valkyrie'de mesela oynarken genelde aşağıda zaten roam atıyorum. Yukarıda durmuyorum. Şu kameralardan da bahsedeceğim. Bunu video kaydederken arkadaşlar bir kere izledim. Mesela bu kamerayı attığınız zaman evet arka taraftan görünmüyor. Ama hem bu taraftan çok rahat görünecek hem de bu tarafı zaten göremeyeceksiniz. Yani şu kısmı göremeyeceksiniz bu kamerayla. Ancak onun hizasında olan şu sütuna kadar görebileceksiniz gibi. Dolayısıyla Valkyrie kameralarını atarken, bu arkadaş için söylemiyorum, genel olarak Valkyrie oynayan arkadaşlar için söylüyorum, kameraları atarken da ne kadar çok açı elde edebilirsiniz o kadar iyi sizler için. Aklınızda bulunsun. Şimdi maçımızı izleyelim birlikte, hep beraber. İki tane kamerası duruyor. 15 saniye geçti. Mesela şu anda normal şartlarda söylüyorum, şu sağ taraftaki pencereden herhangi bir Ashe, Zhopya rahatlıkla gelip oradan sizi vurabilir. Birazcık daha böyle yapacağınız şeyleri aklınızda planlayın. Özellikle bronz üyeler için söylüyorum. Bakın sağ taraftan hala ölebilirdi. Yapacağınız şeyler her zaman planlı olsun ki zaman kaybetmeden daha hızlı bir şekilde yarılabilirsiniz. Rainbow Six işte arkadaşlar, düşük elo'larda yapılan en büyük hata zaten bu. Nerede ne yapacağını bilmemek. Bu da zamanla oturacak bir şey zaten. Orada drone vardı. Evet. Tamam, drone alındı. Burada sıkmaması güzel. Bu arada bronz elo'da, silver elo'da veya daha aşağıda, mesela burada C4'u patlatabilirdi. Yer değiştirdi diye bana hemen. Evet, Mira'dan güzel bir kill. Orada da niye flash atmaya çalıştı bilmiyorum. O da Thatcher orada duruyor. C4 şu an C4. Evet. Birazcık ping çıktı orada serverlarda. Geç patladı. Whoa.
Mira wow dedi. Tabii ne sandın koçum? Şimdi mesela şu kamera açısı tekrardan gelmek istiyorum. Bir Wow. saniye. Bir saniye. Demek istediğim şuydu. Bakın. Bu kamera açısı şuradan rahatlıkla bakıldığı zaman bu kameranın burada olduğu görebilir ve dediğim gibi şu sütuna kadar görebiliyorsunuz siz. Yani bu kamera çok iyi bir kamera değil. Bunu bir dahaki sefere burada oynadığınızda bu arkadaştan da bahsediyorum. İsterseniz şuraya atın. Şu köşe iyidir. Şu köşeye atabilirsiniz. Buradan bakabilirsiniz. Sonra arka tarafta o tahtaların olduğu kısma yani şarkın olduğu kısma atabilirsiniz. Bu açı size daha iyi olur. Evet. Ya Ace var ya Fuse var. Çünkü Walker gibi operatörlerle oynarken keza Mozi vesaire bu arada eğer ki o bombayı zamanlı atmış olsaydı kim attıysa artık Sledge mi attı başka bir operatör mü attı ölmüştü. Of arkadan ne motor geçti yalnız. Burada böyle motorlar böyle sıkıntı ona yapacak bir şey yok yani caddenin dibinde oturursanız olacak şey yok. Pencereyi kapatma ihtimalimiz de yok zaten. Jäger'in durduğu yer çok yanlış. Jäger'den bir kill geldi. Nereden geldi? Büyük ihtimal Shark'tan birini vurdu. Ya da pencereden mi vurdu bilmiyorum. Dış kamera hala alınmamış. Genel olarak baktığımız zaman arkadaşlar mesela düşük elo'larda şu kameradan işaretleme hastalığı var. Bunun yerine info vermek her zaman daha iyi. Mesela şu an Boğa'nın penceresinde içeriye girecek. Diğer kameraya geçiş yapması lazımdı mesela. Hızlı bir şekilde. Evet şu an içeride kapıda I var. got him. I got. Yani bir de orayı aldı zaten. Alamadı. Güzel kill. Evet, üçüncü kill de maçı bitirmiş oldu. Bumin şu an çıldırıyor. Bumin Pro. Normalde şurada dursa, normal şartta şurada dursa başka bir Elo'da kesinlikle orada ölmüştü. İkisi de ölmüştü. Hem biri ölmüştü hem Volker ölmüştü. Çünkü Mira'yı koruyacak durumda değil. Üstünde kendini koruyacak durumda da değil. Buralara dikkat etmeniz lazım. Mesela normalde şöyle düşünün. Evet bu oyun Bronz Elo için güzel bir oyun. Ama bu oyun yükselmenize yardımcı olmaz. Duracağınız yerleri nereden nereye keseceksiniz, hangi açıyla keseceksiniz bunları bilmeniz gerekiyor. Ve düşük elolarda yapılan en büyük hatalardan bir tanesi de açı kesmeyi bırakmak. Mesela adamların gelebileceği yer neresi olabilir? Piyano merdivenleri, piyanonun yanındaki kapı, değil mi? Sonra tuvalet kapısı, sonra dorm kapısı, dorm penceresi, dorm merdivenleri. Yani gelebilecek belli başlı yerler var. Kameranızın olan yerlerden zaten gelemez. Diğer tarafta Mira var. O açıdan gelecek yerlere göre kendinizi ayarlamanız gerekiyor. Ha baktınız o taraftan gelmiyor. Info geldi diğer taraftan geliyor. O zaman o tarafa gidersiniz. Mesela ben Kaveri oynarken, Roam oynarken veya oda içinde de oynarken eğer ki hiçbir şey yapamıyorsam bekliyorum. Bir açı kesiyorum. Ondan sonra kulağımı bütün sesleri açıyorum. Acaba nereden gelebilir? Ona göre de eğimimi koyuyorum. Mesela örnek veriyorum. Sol tarafı kesiyorsam, sağ tarafa bakmıyorsam eğimimi sağa çevirecek şekilde ayarlıyorum. Sola çevirecek şekilde değil. Çünkü sol tarafımdan gelemez diye örnek veriyorum. Yani dolayısıyla bu tarz yer almaları falan iyice ayarlamanız gerekiyor. Burada biraz kastı sanki ama. Klasik bronz taktiği şu yaptı. Normal şartlarda bu çok tehlikeli. Bir kişi alsa bile mutlaka ölür buradan. Özellikle şu Jäger falan olmadığını düşünürsek mesela dronelandıktan sonra şu işaretlemeyi bırakmanız lazım mesela en başta. Şöyle çevirdiğiniz zaman da o kamera parlıyor bu arada. Çevirmenizin bir şeyi yok. Kamerada olduğunuz gibi düşmana parlar. Ama bronz ilo'da bile bu kadar kamera alınmamasını fark etmemiştim daha önce. Demek istediğim böyle kamerada durmak olabilir. Okeydir. Ama kendinizi geliştirmek ve lig yükselmek istiyorsanız bu şekilde buralarda posmamanız lazım. Ben şurada daha önceden bir drone bırakmışımdır. Şu şeylerin üzerine mesela. Havalandırma şeylerin üzerine. Fark etmezsiniz o drone'u. Gelirim Sledge'le oradan bir bomba atarım. Veya flash atarım, rushlarım ölürsünüz. Dolayısıyla bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Tabii ki bu bronz elo. Ama yine de dikkat edelim. Biz kendimizi geliştirmek için Ol kop. uğraşıyoruz.
Mesela o pencere açık. Elabay burada. Elabay orada olduğu için mesela... Aa, mikrofonu kaydetmemiş. Elabay olduğu için mikrofon açıkmış bu arada. Elabay olduğu için orada evet bu kamerada durabilirsiniz ama normal şartta orada Shark'ta kamera durmanıza gerek yok. Siz Oryx'siniz, siz Roamers'sınız burada. Mesela içeride duran sadece kapkan var. Elabay da garaja yakın olduğu için diğer tarafa, Dorm'un olduğu yere Oryx'in gitmesi gerekiyor normal şartlarda. Eğer ki burada durmak istiyorsanız Oryx'i almazsınız da ona göre bir operatör alırsınız. Yani şu şekilde garaj savunması yapmayın. Bak Zofia da arkadan geldi. Aşağıdan kim o? Blackbeard'a benziyor. Güzel bir kill. Allah'tan Blackbeard kötü. Durum 3 vs 2 şu anda. Güzel bir kill geldi. Mesela burada pinginiz ne kadar düşükse Oryx'te silahınızın elinize gelme olayı o kadar hızlı oluyor. Tabii ki belli bir hızın altına düşmüyor. Hani normal şartlarda sallıyorum 0,5 saniyesi. Ping olduğu zaman 0,6, 0,7, 0,8 bayağı sıkıntı oluyor yani. Evet. Güzel başladı takım olarak. Mesela kendisi burada o ben bu maçta çok iyi oynadım en iyi benim tarzı şeyler düşünüyorsa bu oyun bronzdan çıkmasını yeterli değil. Keza şu bronz 4 maçıydı. Sezonu da bronz 2 tamamlamış. Yeni sezonda hala yeni maç atmamış. Dolayısıyla bu arkadaş eğer ki oyuna yeni başladıysa, yani Void Ashe'de başladıysa, şu anki oyununu geliştirdikten sonra bence iyi yerlere gelecektir. Aim koymasında çok büyük bir problem yok. Hani yeni başlayan bir insan için bence Rainbow anlamında yeterli. Oyun bilgisi zamanla oturacaktır. Ancak şu tarz bir oyunla oynadığınız operatörlere göre söylüyorum. Hangi operatörle nasıl oynayacağınızı işte gerek benden, gerek yabancı arkadaşlardan, gerek profesyonellerden, gerek başka Türk Tek arkadaşlardan, armor. Kalipso gibi, düşük FPS gibi. Her insanın çünkü oyun bilgisi farklı. Tek Bu tarz armor or I will shoot the box. Tex Armor. You have 10 seconds. Oh, please don't. We will take, just wait. Don't be. Hayır, armor adam istediği zaman alır. Sana ne, niye ateş edeceksin ki? O da ilginç. Mesela şu an aşırı zaman kaybediyor smoke Can you make the rotate hole a big bit bigger, please? Thanks. Çok da büyük olmadı aslında. Yeah yeah it is. Yani Thanks. yukarıya doğru koşacak şekilde yapsaydı daha iyi olabilirdi. Mesela şu tellere gelelim. Daha deminki tellerle ilgili konuşmayı unutmuştum. Bakın şimdi şu telleri şöyle kapı önlerine koyduğunuz zaman hiçbir faydası yok arkadaşlar size. Çünkü sizin amacınız adamı zaten bu odaya sokmamak. Ve kapının önünden şöyle koluyla beraber, kolunun ucuyla, dipçikle beraber bu teller çok rahatlıkla kırılabilir. Amacınız sizi adamların şu bölgeye, hatta buranın çevresine sokmamak. Hangi yeri olursa olsun. Yani parça parça. O yüzden telleri ona göre koymanız, ona göre oynamanızı tavsiye ediyorum. Odanın kapısının önüne koymak hiçbir işinize yaramaz. Ha, koyabilirsiniz. Ama normal şartlarda diyorum. Başka yerlere koymak, özellikle koridorlara. Bak mesela şuraya koyacağına şu koridora koyman çok daha faydalı olacaktır. Sonra buradan açık esersin veya üstten oynarsın. Ona göre savunmanı yaparsın. 3 round oldu, defans yapıyorlar. 3 roundda da hazırlık evresinde yavaş olduğunu görüyorum. Bu hazırlık evresini hızlandırman gerekiyor. Elinden geldiği kadar. Ne kadar hızlandırabilirsen o kadar iyi. Evet, Walker kameraların bir tanesi içeride. Yani yan tarafta bir kamera var. Bu arada smoke alması beni biraz şaşırttı aslında. Bronz Elo'da çok fazla smoke oynayan göremeyiz. Bumin güzel oynuyor maşallah. Güzel bir kill. Bir tane daha. Bursileci. Harika. Bir kill daha. Durum 5 vs 2. Mesela şu yaptığı yine bir hata. Mute'un canı gidiyor şu anda.
Second floor. Onu atmaya hiç gerek yoktu yani. Mesela şöyle durumlarda kendinizi asla salmayayım. Şu an bakın 5v1. Belki bronzda adam alamayacak 5v1 ama çok denk gelmiştir. Benim videolarımda da var. Ben 1v5 çok oyun aldım arkadaşlar. Sadece ben değil, bunu alan onlarca, tonlarca oyuncu var. Dolayısıyla kendinizi salmayın 1v5'te. Özelliklerinizi, aldığınız açı, durduğunuz yerler, bunlara dikkat edin. Mesela şu şekilde sağda solda geziyorsanız ölme ihtimaliniz yüksek. Onu söyleyeyim. Salmayın maçı hiçbir zaman. Bekleyin. Özellikle bu böyle 50-55 saniye, 1-1,5 dakika zaman varsa dikkatli olun. Oyun sesini kısık çektiği için çok fazla ses kasamıyorum. Şu an bandit birine sıktı. Azofya geldi. Bu arada LMG ile oynuyor. Double kill geldi Sofya'dan. Bak yanlış mesela. Şimdi adam orada değil. Adam ses sol taraftan geliyor. Smoke attığı yer burası. Bir tane smoke'unu boşa harcadı. Şimdi 27 saniye varken senin bu smoke'un şimdi 5-10 saniye sonra bitecek. Diğer smoke'una kadar 15 saniye falan kalacak. Yani normal şartlarda söylüyorum. Yani bu round'ın sonu ne olursa olsun. İkinci smoke da acil geldi. Çok acil. Gerek yok. Daha diğer smoke bitmemişti mesela. Mesela sonra şu kestiğin açıdan normal bir oyuncu belki seni vuramayabilir. Ama o Zofia senden iyiyse şu kestiğin açı yine çok fazla. Daha ince. Bakalım şu mesela şunun gibi aynen. Bunun gibi açılar kullanın her zaman. Bak bu şekilde değil. Bak şu an öldü mesela. Normal şart. Tabi öldürebilir. %50-50 şansı var. Ama bu şansınızı artırmak için kestiğiniz açı, durduğunuz pozisyon çok önemli arkadaşlar. Şu anda yatıyor mesela. Bunu hata olarak söylemiyorum. Sadece bir ipucu olarak söylüyorum. Şu yattığınız her şeyin sesi alınabilir. Ben Zofia olsam mesela. Gelim aa burada sağda smoke var ya da biri var deyip önce karşıya şöyle bir keserim. Sonra sağda smoke var. Prefire ile çıkarım size. Bura vururum. Eğer karşının pingi vesaire oyunculuğu benden iyi değilse. Kill aldı takımına. Round'u da kazandırdı. Durum 3-0. Yani şimdi baktığımız zaman bu arkadaşın şu an bu maç için söylüyorum güzel oynadığını, Bronze 4 elosuna göre ben iyi oynadığını düşünüyorum. Ancak kendisinin daha iyisi olması için ve bu elolarda oynayan insanlar için size ufak tefek ipuçları vermeye çalışıyorum. Ne yaparsanız daha iyi olur. Hangi hatalar yapıyorsunuz? Genelde bütün maçlarımızda yüksek elolarda da dahil, düşük elolarda da dahil. Hatta bunları ben kendim de yapıyorum, yapmıyorum değil. Ki kendim oynadığım maçlarda zaten ben canlı yayınlarda size söylüyorum. Bakın arkadaşlar burada yaptığım hatadır. Büyük bir riske giriyorum. Siz bunu yapmayın. Veya şöyle yapın veya böyle yapın diyorum. Dolayısıyla hani bazı şeyler hata olsa da üstüne gitmek durumunda kalıyoruz. Ama burada yaptığımız iş biz oynamadığımız için, insanları sadece yorumladığımız için... Evet o kadar da olacak diyeceksiniz ama biz sadece yorumluyoruz. Siz bunları iyice dinleyin. Ona göre hatalarınızı gözden geçirin. Bu tarz şeyleri yapmamaya çalışalım. Veya riske gireceğimiz şeyleri dikkatlice böyle aklımızda harmanladıktan sonra en iyi kararı vermeye çalışalım. Şimdi bak aldı. Bir smoke bir de bak. Gerçekten 2 round üst üste beklenmedik operatörler. Bu arada Vigil var. Vigil hemen önünde. Evet öldü. Bir tane drone boşa gitti mesela. Bakın dronelarını boşa harcamaması lazım. Çünkü bak normal şartlarda arkadaşlar dikey oynayan bir operatör. Hani aşağıdan yukarıya, yukarıdan aşağıya. Dolayısıyla oynamasını istediği yere drone bırakmalı. Dolayısıyla dronelarınızı boşa harcamayın. Burada drone'unu boşa harcayacak tek kişi varsa, bana kalırsa tek kişi var. O da bence bir Hibana olabilir. Bir de Kapıça olabilir. Onlar da içeriye drone götürür. Kim var kim yok bakar. Onlar birazcık daha support operatörler. Eş ve bak adam vurur. Eş ya da eş ve bilek bir adam vurur. Bak aşağıdan rahatsız eder. Bir bana da dronlar gibi kapitao ile beraber. Yani Shark dronlanıyor. Bak şu düzgün bir dronlama değil arkadaşlar. Dronladım. Geldim sadece şu arkamı döndüğümde bile orada adam belirmiş olabilir. Bu düzgün bir dronlama değil.
Şu an mesela ikisi de drone'da. Shark'tan gelse biri çıksa. Yani ruhları duymaz. Bu tarz şeylere dikkat edelim. Biren durdu yer. Bu arada bizimki piyanoya girdi. Evet, kayıt bir kill aldı. Kimi aldı? Eşi. Bu arada şu Mira'nın yaptığı cam o kadar kötü ki. Durum 3vs5. Şu an bak sol taraftan açısı yok. Burada mesela Mira gelip bakayım bir saniye. Şu an normal şartlarda ölmesi lazım. Tam Mira camının önünde şu anda ama yani karşıda yeteneksiz olduğu için. Güzel kill, çok güzel kill. Onu açmasına gerek yoktu açıkçası. Kendine ters taraftan şu an arka taraftan gel de beni öldür diyor. Bunlara dikkat edelim yine. Bomba burada. Bak şimdi. Adam düştü. 2vs 4. Bombayı kurabilirsin. Şu an bombayı kurabilirsin. Kapitağı da burada. Kapitağdan yardım isteyebilirsin. Kapitağı düştü. 1vs 4. En mantıklısı bombayı kurmak burada. Niye? Bombayı kurarsın, adamlar senin üstüne gelsin. Sen onların üzerine gitme. Güzel bir kill. 1vs 3. Kapitağı yardım etmeye gidiyor sanki. O da Frost'ı ölmüş. Diğer taraftan gitsen daha iyi. Sol taraftan. Şu artık yer değiştirmen lazım. Yerin belli. Info geldi mesela burada. Info geldikten sonra aynı yerde çok fazla durmamaya çalış. Şimdi burada geldi. Kapitağı kurtarmak için hala şansın var. Bir kişinin arkada olduğunu planlayalım. Vigil'e de bir kişinin destek verdiğini planlayalım. En azından şu arkadaki adamı, yani arkamızdaki adamı kurtarmak açısından buradan kaçmamız daha iyi olur. Hem daha iyi açı elde etmiş oluruz diğer taraftan. Yani 90 derecelik bir açı. Hem buraya hem buraya bakabiliriz. Çünkü burada sağ tarafımızı göremiyoruz. Tek açımız şu karşısı. Şuradan da gelirse sıkışırız. Üstünü arkamızdan da sıkabilir. Yani arkamızı güvenceye almak açısından o köşeye gitmemiz çok çok daha iyi olurdu diye düşünüyorum. 14 canı kaldı. Bu saatten sonra yapacak hiçbir şey yok. Pompalıya geçti. Mesela böyle açıda durduğunuz zaman şöyle bir Q yaptığınızda arkadaşlar, eğer şurayı görebiliyorsanız Q yaptığınızda tam şu arayı, adam sizi görebiliyor demektir. Yani böyle durumlarda dikkat edin. Yani görünürsünüz. Şu omuzunuzun ucu görünür. Ki keza öyle oldu. Dikkat edin. GG. Genel anlamda ben ciddi ciddi söylüyorum. Bronz 4'e göre iyi oynuyor. Tecrübe eksikliği herkesin olabilir. Benim de var. Hala yüksek elo'larda yaptığımız hatalar var. Ama bu oyun öyle bir oyun ki profesyonel arenada olsanız sürekli öğrenmeye, sürekli kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuz. Tabii ki eğlence için oynuyorsanız nasıl oynadığınız hiçbir önemi yok. Ben sadece burada yaptığım yorumları sizlere liginizi biraz yükseltebilmek için yardımcı olsun diye yapıyorum. Bu arada bir şey bakmak istiyorum. Bir dakika. Göstersin. Geride mi kaldı? Bayağı geride kaldı herhalde o. Şuradan izleyelim daha iyi olur. Bir şey gördüm orada çünkü. Dedim ki muzzle break olayı niye görünmedi bende yine? Allah Allah, muzzle break olayı şuradaydı Bak şimdi. Zofia'da arkadaşlar muzzle break taktığınız zaman farklı bir oyun tarzı. Flash Hider taktığınız zaman farklı bir oyun tarzı oynuyorsunuz. Şimdi Muzzle Break oynuyorsanız Vertical Grip oynuyorsunuz ama Vertical Grip ile Muzzle Break oynadığınız zaman şimdi tepme çok düşse bile Muzzle Break ile sprey atamazsınız. Önce onu söyleyeyim. Yani Muzzle Break ile oynayan oyuncunun öncelikle hani one tap üzerine oynayan veya sprey attığında yakın mesafe oynayan, çünkü yakın mesafe özellikle Muzzle Break, Holo ve yatay tutamaç benim favorilerimden bir tanesi. Ama ben dikey tutamaç oynadığım zaman Flash Hider kullanıyorum.
Hem mermilerimi yerini saklıyor hem de tepmeyi o da gerçekten güzel bir şekilde azaltıyor. Üstüne akok oynuyorum. Gerçekten güzel oluyor. Yani bu tarz şeyler oynadığınız zaman bunları deneyin. Oyun tarzınıza hangisi uygunsa onu kullanın. Bu benim tarzıma uygun. Ama mesela sallıyorum. Siz Mazda Break kullandınız. Vertical grip takıyorsunuz. Ha ben profesyonel birinde bunu gördüm. Veya işte Yager TV abi böyle oynuyormuş değil. Herkesin kendi oyun tarzı var. Herkesin mouse'u, mouse markası, gamepad'i, gamepad markası, elinin büyüklüğü, mouse tutma tarzı farklı. Dolayısıyla siz oyun oynarken kendinize rahat olanı seçmeye çalışın. Bunları test edin. Mesela Muzzle Break Vertical yaptın. Muzzle Break yatay tutamaç yap. Flash Hider Vertical yap. Kompansatör Vertical yap. Susturucu dene. Yani her şeyi deneyin burada. Hangisi hoşunuza gidiyor? Tabii ki susturucu hasarı azalttığı için çok tavsiye etmiyorum ama hani demek istediğim deneye deneye kendi tarzınızı oluşturun arkadaşlar. Devam. Burada biraz ilerleyelim çünkü konuştuk. Drone'lama kısmını ilerleyelim. Parti almışlar. Parti ve ofiste, Outback'te. Burada mesela Zofia'nın yapması gereken ne? Takımda şöyle baktığımız zaman Bliss, Ash çok saçma bir takım zaten. Herhangi bir şekilde Heart Breacher da yok. Takıma baktığımız zaman arkadaşlar aşağı düştü. Kötü bir takım. Ama burada yapılması gereken şey çok özellikli bir takım olduğu için normal şartlarda deli gibi defans operatörünün özelliklerini kırmaları lazım. Burada bu drone'u getirmeyeceksiniz. Çünkü bu drone sizin için arka taraftan rotasyonunuzu görecek drone. Bir tane drone'unuz var zaten önünüzde. O drone'u alacaksınız. Şimdi bu drone'a geçmek hem zaman kaybettiriyor size hem de arka taraftan arkadaşlar gelen rotasyonu göremeyeceksiniz eğer bu drone'u kendinize getirirseniz. Çok getirmek istiyorsanız onu köşeye piyanoya koyarsınız. Piyanodan gelecek insanların o koridordan gelmesi gerekiyor. Koyarsınız yaparsınız. Mesela şu kısmı drone'lamadı aşağı taraftan. Hala o drone'u getirmeye çalışıyor kendi drone'u varken. Yanlış. Bunlara dikkat edelim. İki tane drone'unuz var arkadaşlar. İki drone'u da efektif kullanalım. Bir şey göstereceğim size. Bakın şimdi. Dronelamalarla ilgili çok güzel bir ipucu size. Şimdi bakın. Koydum. Şu an tam şu önümde Raptoil yazan yerin önünde bir masa var. Orada ben yerde uzanıyor olsam şu anki drone'la görebiliyor muyuz? Gördük. Bak saniyelik ama birazcık daha geri geleceğim. Ama tam şu merdivenin hemen yanında duruyor olsaydım ve kaver olsaydım ben. Bak son adam da belli değil. Zofia bunu göremezdi. Yani drone'u atıp çıktıktan sonra yaklaşık olarak 1-1.5 saniye kadar zaman geçiyor. Bu 1.5 saniye kadar geçen zaman sizin ölmeniz için yeterli bir zaman. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Drone'larken her köşe bucağı drone'layalım. Biz de yapıyoruz bazen böyle hatalar ama dikkat edelim. Bak şimdi. Şimdi buradan launcher'ını değiştirdi. Zofia ile ilgili rehber yapacağım ama şimdi bir şey söyleyeyim size. Tekrardan geldiği zaman söyleyeyim şimdi. Daha iyi olur durdurabilirsem orada. Bu güzel bir ipucu sizin için. Zofia'ya geçtiniz. Bakın şu an kırmızı yanıyor gördünüz mü? Bu kırmızı patlayıcı olan. Yani eşin launcher'ı gibi patlatan. Sarıya geçtiğiniz zaman bu da Ela'nın şu sarhoş eden şeyi var ya. Grizmod mayını gibi. Şu an Türkçe isimleri aklıma gelmiyor. Bu da sarı olan olduğu zaman da arkadaşlar... sarhoş eden olan. Artık şu an ne Türkçesi ne İngilizcesi aklıma gelmiyor ona göre. Bakın Jäger'a yakalandı. Nerede Jäger? İçeride şu duvarların birinde. Aynı yere atmanıza gerek yok. Şuraya dışarı atsaydınız ne olacaktı? Bu shield kırılmış olacaktı. Şimdi burada attınız. Bak kendisi de şu an concussion grenade etmiş bu arada. Bu da mesela kendini sarhoş etmiş olduğu. Sol tarafta elektrikten de gelebilir. Yani şu an yaptığı şey mesela bak Eagle Radius de orada duruyor. Yaptığı şey çok sıkıntılı. Ve öldü. Yani şu an kendi kendini öldürdü öyle söyleyeyim. Durum 3'e 3. Full song gara. Durum 3 vs 2. Yani demek istediğim yaptığınız seçimlerde neyi ne zaman nasıl kullanacağınıza dikkat etmeniz gerekiyor. Durum 1 vs 3. Bakalım Castle güzel bir kill. Frost nereye bakıyorsun Frost? Son olarak Pulse kaldı.
maç biter 4-1. Vallahi kesil olmasaydı maç 3-2, belki 3-2'den çevirebilirlerdi. Yani dikkat edelim böyle şeyler arkadaşlar. Şimdi 9-1, 2 oynadı kendisi. Bronz 4'ten de bronzca çıkmış oluyor bu maçta. Takıma baktığımız zaman 0-3, 1-5 var. Yani kendileri 3 kişi oynamış. 5-4, 6-2, 9-2. Kendisi de güzel oynadı. Tebrik ediyorum kendisini. Başarıların devamını diliyorum. Son olarak videoyu kapatmadan önce ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Kanalımızda arkadaşlar, izleyen arkadaşların %60 kadarı kanalımıza abone değil. Kanala abone olursanız çok sevinirim. Abone olan arkadaşlar da bildirimleri açarsa çok sevinirim. Onun dışında verdiğiniz destekler için teşekkür ediyorum. Sponsorumuz olan oyuntr.net'ten arkadaşlar Steam cüzdan kodlarını indirimli almak istiyorsanız YiggerTV kodu girerek de aşağıda kod kullan kısmında YiggerTV girerek de indirimli olarak Steam cüzdan kodlarını alabilirsiniz. Bunlarla ilgili daha ilerleyen günlerde video hazırlayacağım zaten arkadaşlar. İzleyiciye teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.